Herkese merhaba. Kitapların arasında hayat gerçekten farklı ve insan kitapların içerisinde çıktığı yolculuktan usanmak ve yorulmak bilmiyor. Evet, bugün size Debbie McCumber'dan bahsetmek istiyorum. Debbie McCumber bestseller yazarı ama ben kitapların içerisinde yolculuklar yaparken bazen böyle küçük, naif, böyle insanın kalbine, yüreğine dokunan, küçük hissedişleri büyüten ve insanın bir kaybı olduğunu hatırlatan kitapları okumayı da seviyorum. Bunların roman olanları içerisinde Debbie McCumber da benim için önemli bir yere sahip. Pek çok kitabını okuduğumu fark ettim ama onu Küçük Mucizeler Dükkanı isimli kitabıyla tanımıştım. Orada işte biliyorsunuz, belki okumuşsunuzdur, bir dükkan, örgü üzerine kurulu bir hayat ve o hayatın içerisinde tanıdığı insanlar, mahalle, sokak ve orada yaşananlar gerçekten insanı etkiliyor. Artık o eski tasasız kız değilim. Yaşadığım her günün değerini biliyorum. Çünkü hayatın ne kadar değerli olduğunu öğrendim, diyor arka kapak yazısında. Hayatın ne kadar değerli olduğunu öğrenmek çok değerli bir şey. Sonra bir yumak mutluluk, biliyorsunuz hastalıklarla mücadele ediyorlar. Ya da hastalıklarla mücadele eden insanlara destek veren, çevresini, onlara inanan, birbirine güvenen insanların sıcak hayatını anlatıyor. Bir yumak mutluluğun arkasında da geçmişte yaşadıklarım bana şunu öğretti. Hepimiz bu dünyada hayatımızı en iyi şekilde yaşamak için geliyoruz. Ve inanın bana, hayat saklanarak, umutsuzluklarla, pişmanlıklarla harcanmayacak kadar kısa. Gerçekten doğru. Evet, belki biz örnek olarak bir Amerikan aile yapısını almamız gerekmiyor ama orada dilinden, milletinden, milliyetinden, ülkesinden sıyırarak o insanların insanlıklarıyla ilgili bir empati kurabiliyoruz. O bakımdan başarılı bir yazar. Ben de Gül Liman Oteli, evet Gül Liman Oteli diye bir kitabı da var. Ben bayağı okumuşum, Sahil Bulvarı'nı okumuşum. Bunları okurken hani evet rahat, böyle ne bileyim çerez gibi, hazır, hızlı, fast food gibi bir şey. Aslında kitaptan almamız gereken o demir leblebi bunlar da yok. Ama insan her zaman da ana yemek yemez. Bazen ara öğünler, aperatifler insanı daha mutlu edebilir ve ana yemeğe ya da hayatın kendisini hazırlayabilir. Evet, yine başka bir romantik, böyle keyifli, kalbe dokunan kitap Deniz Feneri Yolu. Her kadının bir hikayesi vardır diye bir arka kapak yazısı başlıyor. Sevgili okur, henüz beni tanımıyorsun fakat bu durum birazdan değişecek. Çünkü seni evime, yaşadığım yere davet ediyor. Ailem, arkadaşlarım ve komşularımla tanışmanı istiyorum. Gel hadi hikayemizi öğren, hatta belki sırlarımızı. Bugünlerde en çok korktuğumuz şey birbirimize sırlarımızı vermek. Çünkü ne yazık ki kalbi dostlukları iyi kuramadığımız için sırlarımız havalarda ucuza uçuşarak gidiyor. Evet, belki sırları saklamayı Debbie McCumber'ın bu kolay okunan kitaplarından öğrenmeyeceğiz ama yine de hatırlayacağız. Bir tane daha varmış bende. Gül Ağacı Sokağı ismini taşıyan kitabı. Her şeye rağmen hayatımızı anlamlı kılan insanlar varsa yaşamak için hala bir sebebimiz var demektir, diyor. Ve okurlarına dostlarım diye hitap eden bir arka kapak yazısı bu şekilde devam ediyor. Başka kitapları da var. Dünyada milyonlarca insan tarafından okunmuş, sevilmiş ve okunmaya devam ediyor. Biz de hani en büyük problemlerimizden bir tanesi kitap okuma konusundaki bıkkınlığımız, hatta kitap okumaktan çabuk sıkılmamız vesaire gibi meseleler. Belki bunlara da çözüm olacak bir başlangıç, bir giriş kapısı olabilir Debbie McCumber. Ve bu kitaplar özellikle kadınların dünyasına girebilmek için, kadınların o naif, kendince özel hayatlarına dokunabilmek ve o hayatlara dokunabilmiş erkekleri, ya da o hayatların çok fazla uzağında olanları tanımamız açısından bizim için bir mihenk taşı, bir ölçü de olabilir.
O yüzden de bu kitapları size öneriyorum. Evet, bunu tabii ki daha çok genç okurlar için tavsiye ediyorum. Ama kadınlar, erkekler, kitapla ilgili mesafesi olanlar da, şöyle sıcak aile hikayelerini sevenler de bu kitaplara bakabilirler. Evde kalın. Çünkü bugünler en çok evde kalmamız gereken günler.